Balık göçünü izlemek için buraya geldik. Erciş'in Balıkbendi tarafındayız. Görsel bir şölen var. Balıkların görsel bir şölenini izliyoruz şu an. Doğa harikası. Her fotoğrafçının, fotoğraf çekmek isteyen her insanın muhakkak surette gelmesi gereken bir mevkideyiz şu an. 2 gündür burada kamp kurmuş durumdayız. Birçok doğa fotoğrafçısı var. Dünyanın her yerinden fotoğrafçılara açık olması gereken bir yıl. Korona sebebiyle bu yıl birazcık az rağbet olsa da şu an tıklım tıklım. Yerel fotoğrafçılarımız ciddi anlamda ilgi gösterdiler. Hafta sonu insan sayısı çok. Ciddi anlamda koronadan sonra insanlar ciddi anlamda rağbet gösterdiler. Çünkü uzun bir süredir evlerimizde hapis durumdayız. Serbestin gelmesiyle beraber kendimizi doğaya bıraktık. Şunu gördük, insan hani değmeyince doğa kendini tazelemiş, yenilemiş. Bu aslında bizim birazcık doğayla iç içe olmamızın da gereği. Mayıs'ta başlayıp bu zamanlara kadar süren bir göç var. O göçü izlemek amaçlı buradayız. Hakikaten o göç dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir göç. Tüm doğa severleri bu göçü izlemek için Balıkbendi'ne davet ediyoruz. Evet, Nisan ayında başlayan İnci Kefali Göçü geldiğimiz gün itibariyle sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Şu anda bulunduğumuz nokta Erciş Balıkbendi. Bugün burada binlerce insanı görüyoruz. Hepsi İnci Kefali Göçü'ne olan hasretlerini gidermek için geldiler. Çünkü pandemi nedeniyle bu alan kapalıydı. Ve şunu gördük, adeta insanlar İnci Kefali Göçü'ne hasretmiş ve her yıl İnci Kefallerinin buraya gelmesini bekliyorlarmış. Artık insanlar inci kefalleriyle, inci kefalleri de insanlarla bir noktada buluşmuş oldu. Devletimizin yapmış olduğu çalışmalarla beraber bugün burada binlerce insanın bir balığın etrafında toplandığını, huzurlu bir şekilde yüzlerinin hepsinin güldüğünü görüyoruz. Devletimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çünkü burada bu imkanı sağlayan, bu güvenlik ortamını sağlayan, buradaki bütün düzenlemeleri yapan devletimiz sayesinde burada insanlar toplandı.